Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Haşir. Öldükten sonra dirilme. Çalıştım, notları aldım. Onlardan haşirle alakalı o kadar harika yerler var ki bir tanesini ancak okuyabileceğimizden seçtim. Ne çalıştım biliyor musunuz? Bakın bugün vesvese çalıştım. Vesvese ve vehim. O da hazır. Kafir niye Allah'ın düşmanı? Ona da çalıştım. Allah'ın ispatına çalıştım. Sonra bu başka şey. Bir de haşire. Bunların içinde çok az yapılan değil mi Abdurrahman? Haşir az yapılıyor. Yani yeniden diriliş. Yeniden diriliş. İkinci diriliş. Yani bu az yapıldığı için tevhid çok yapılıyor. Vesvese çok yapılıyor. Abi neden az yapılıyor efendim? Efendim abi? Neden az yapılıyor acaba? Haşir mi? Haşir dersi. Haşir dersi biraz itiraf edeyim mi? Yani akıl yol bulamıyor diyor ya abi. Evet. Ondan dolayı belki. Insan... Yani akıl zahiri muptela. Evet. Zahir, ona ait bir cümle söyledim burada, not aldım söyledim. Çalıştım biliyor musunuz böyle çalışarak aldım. Dedim ki mukaddeme olur, bir pencere olur, bak savurdum. Niye biliyor musun? Bak niye? Niçin yapılmıyor? Birincisi, akıl zahiri muptela'dır. Sebep-sonuç ilişkisini kuruyor. Ahiret ise... sebep sonucun ilişkisi değil, sebep sonucun hem başı hem sonucudur. Mesela ona ait, niçin ahiret anlaşılmıyor? Ona ait 2-3 tane cümle okuyayım. Ahireti niçin anlayıp hissedemiyoruz? Niçin anlayamıyoruz, hissedemiyoruz? Bir, ahireti fikredip idrak etmekle hissedemediğimizin birkaç tane sebebi bu konumuzla alakalı. Bir, yeterince doğru malzemelerimizin olmaması. Eğillerinden meseleyi almıyoruz. Misal, bugün birisiyle görüştük telefonla. Kimyacı bu. Bak sıradan bir adam değil. Kimyacı mısınız? Evet abi. Siz de kimyacısınız. Evet. Şimdi de kimyacı. He? Sen de mi kimyacısın? Bak. Kimyacı bak 3 tane. Neyse konuşma öyle geldi ki atom dediğimiz şey inanıyor musunuz bunun elektronları hareket ettiğini saniyede 40 bin kilometre hızla. Fizik söylüyor ya. İnanıyorum tabii bu. Niçin inanıyorsun? Siz gördünüz mü bunu dedi. Hani elektronun hareket ettiğini kim görmüş? Ki ya dedi, herhalde yanlış aradım galiba, sen eğillerine saygı gösteren insansın dedi. Ben de zaten ona götürmeye çalışıyorum. Bunu ben görmedim diye, evet bu gözüktüğü gibi midir? Değildir. Bunun protonuna indiğin zaman, atomuna ineyim, elektron etrafında dönüyor. Saniyede 40 bin kilometre hızda, ekvatorun uzunluğu kadar. Doğru mu doğru? Kim söylüyor bunu? Eğli. Ehliye saygı değil mi? Teslim oluyoruz. Peki maddenin arkasından bahseden ehillere niçin itimat etmiyoruz ona? Bunun ehline itimat ediyorsun. Falanca dedi diyorsun daha sorgulamıyorsun. Sanki Kur'an demiş gibi yapıyoruz. Oysa bilim adamlarının her söyledikleri bilimsel değildir. Bilim adamlarının her söyledikleri bilimsel değildir. Kah, örf, anane... İdeolojileri onların doğru söylemlerine etki yapıyor. Mesela Hintli Budist bir bilim adamı atomun etrafındaki yapıyı ki onlar bulmuş 8 hep endeks derler. Müslüman bilim adamları 7'ye seve semavat yaptıkları gibi. Hep 7'ye. Mesela tavaf 7, sema 7, her şey 7, kıraat-ı seba 7. Budistler de hep 8-8. Bu nereden çıkarttı bu? Bu inancına geliyor, bu da inancına geliyor. Dolayısıyla her bilim, Müslüman da dahil, her bilim adamlarının söyledikleri bilimsel değildir. Biz
doğru malzemeleri doğru kişilerden almıyoruz. Yani doğru düşünmek için doğru yerde, doğru zamanda doğru malzemeleri kullanmak gerekiyor. İki, kendimizi tanıma eksikliği var. Kendini atomdan, yani et ve kemikten ibaret olduğunu söyleyen bir insanın arkasındaki bir alemi, yani merhamet, şefkat, haya, edep, şehvet, sevk, şevk, lezzet, onları neyle tanımlayacak? Yani insan deyince cesedi anlıyorsa, buna kendini pergele bedenine koymuşsa, madde arkasını nasıl göstereceksin? Üç, maddeye ve hadiselere derinden fazla mana yüklemekten, yani iki şey var biliyorsunuz, madde, bir de olaylar, hadiseler var. Onlara gereğinden fazla mana yüklüyorsak, fail telakki ediyorsak, yani farklı farklı parçaların, şu mesela kulak, burun, göz, yüz, benim şu görüntümü maddenin bir araya gelmesiyle izah ediyorsa, nasıl anlatacaksın ahireti? Niye? Her an duyguların tesirinde sima değişmiyor mu? Korktuğun zaman beyazlaşıyor. Değil mi? Şehvet ve gadap olduğu zaman ateş oluyor. Namaz kıldığın zaman, kılmadığın zaman, art niyetli olduğun zaman, hatta Sunni, Şia, Alevi, Alman, Fransız, hepsi simadan belli değil mi? Bu haletlerin dişe vuruşlarını maddeyle izah edebilir misin? Yani niye ben böyleyim de sen öylesin? Senin de aynı yerde burun, farklı yerde mi? Benim de kulağım aynı yerde, burnum da aynı yerde. Niye hepimiz farklıyız? Yani maddeyle mi izah edeceksin? Niçin herkesin ki ayette simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Yani ne durumda oldukları, yapıları, içsel yapıları, simaları aynasında tezahür eder. Elsinetikum ve elvanikum. Hatta sesleri, sesleri ve suretleri, hatta her halette kokusu bile değişiyor. İnsanın yaymış olduğu koku bile değişiyor. Dört, kendi sürecin, varlığın sonucu olarak, yani maddeni bedenden, cismaniyetten ibaret telakki etmekten. Yani insan nedir dendiği zaman kainat sürecinin, varlığın sonucu olarak değerlendirmiş insan. İnsan nedir dediğin zaman, varlığın süreci, yani kocaman bir ağacın süreci, sonucu nedir? Meyvedir. İnsan kendisini böyle telakki etmiş. Böyle varlığın sonucu. Oysa bedensel hayat böyledir. Doğrudur ama insan ruhu varlığın sonucu değil, varlığın evvelidir. Ruhu. Bedeni hayat sonucudur, varlığın sonucudur. Ama ruhu varlığın evvelidir. Yani ruhla bedeni ayırt etmek için bir örnek vereyim. Odun düşünün. Odun. Yani bunu hiç yandığını görmeyen bir insana bu iki zıt unsurdan meydana geldiğini nasıl anlatacaksın? Yani duman var değil mi bunda? Yaktığın zaman duman çıkmıyor mu? Çıkıyor. Yaktığın zaman nur çıkmıyor mu ışık? Çıkıyor. İkisi zıt değil mi? İkisi aynı yerde nasıl olur? Odundan kasıt bedendir. Odundaki duman nefistir. Odundaki nur ruhtur gibi. Ama hiç odunun yandığını görmeyene bunu nasıl anlatacaksın? Ya bırak ya, kim gidip de gelmiş ya. İki tanesi şey aynı yerde olacak. Artı 10 santigrat derece burada var. Aynı yerde eksi 10 santigrat derece soğukluk var. Olursa fiziğe zıttır çünkü sıfır olması lazım. Ama değil işte. Hem duman da var, hem nur var. Bedende böyle. Zaten bunu çözdüğün zaman odun gibi düşünürsen iki zıt unsurun bir araya gelmesini vesveseyi çözüyorsun zaten. Çünkü uzat elini, bu elin benim nefsim, yani odundaki duman. Bunu uzat elini, bu benim ruhum. Beden, odundaki nur, bedendeki ruh. Duman, duman, nur. Ruh ve nefis. İki yapı var. Bu yapıyı bildiğin zaman olumsuz düşünceler geliyor, hisler geliyor, fikirler geliyor. Bak onu, vur onu, ağzını alın falan dediği zaman. Bunu bilmese ne diyeceksin? Her içinden doğan doğmalara, fikirlere, hislere benim zannediyorsun. Onun fikrini, kendi fikrini zannediyorsun. Yeise ve ümitsizliğe düşüyorsun. Şeytanın sözünü kendinden zannediyorsun.
En büyük psikolojik hastalığın temeli budur. Ayır kendini. Onun sözünü diyorum üçüncü lemada. Kendi sözünü zannetmek kadar insan nasıl bir cehalet olabilir bilemem, düşünemem. Ve kurtulamaz da. İyisi mutlaka düşer. Senin değil ki bu fikir. Mesela bana diyor ki bak onu, ver o zaman payını, verme, itme, küfür et. Var mı? Var. Ne diyorsun sen? Ulan ben ne biçim insanım ya? Ne alçak insanım? Böyle bir arzu olur mu? En yakınıma şehvet olur. Ben böyle şeyimi vur ağzını, ver ağzını, payını. Nasıl oluyor bunlar? Yani ne dersin sen? Ulan rezilim dersin. Oysa hiç alakası yok. Sen değilsin. Sen değilsin yani. Konuşan o. Ne zaman ki ben ile ruhu, bedeni ayırma nispetinde ahireti de hissedersin. Ahiret ne kadar, ne zaman hissedilir? Okuyacağım. Bunu okuduğum için 3-4 defa. Bedenle ruhu ne kadar ayırt etmişsen, dünya ve ahiret o kadar ayırt edilir. Allah nerede? Esması. Bedende ruh neredeyse. Bedende ruh nerede? Yani odunda nur nerede? Bir çocuklar takip et bakalım. Yani ruhun hissettiğin kadar, ruhunu hissettiğin kadar, ruhunu bedenden ayırdığın kadar, ahireti ve Allah'a da o kadar hissedersin. Bedenden ruhu ayırma nispetinde Allah'ı hissedersin. Ahireti de hissedersin. Cennet cehennem nerededir? Odunda dumanla nur neredeyse. Yani dünyada da cennet cehennem öyledir. Gömülüdür ve üstü örtülüdür. Ustad da ahiret üzerine dünya için tentenini bir perdedir diyor. Kendini madde ile ifade eden nasıl bu alemi ahirette ifade edecek ki? Son cümlem, nasıl ki yaşadığımız hayatın içindeyken hayatımızı hissetmiyoruz. Yaşadığımızı kaç kişi farkında? Bugün nefes aldığımızı kaç kişi farkında? Yaşadığımızın farkında değiliz de. Ya kendi hayatımızı yaşarken hayatımızı fark etmiyoruz. Hayatımızın aslı olan inne darun ahirete leyyel hayvan. Bu hayatın aslı olan ahireti nasıl hissedeceksin? Demek ki gene sorun bizde. Hani bugün Abdurrahmanlarla konuşuyorduk. Allah'ı niye görmüyoruz? Gözükmesi gereken de sorun yok. Göremememenizin sebebi biziz. Allah gözükmez diye ehli sünnetin böyle bir kavli yok. Kafa gözüyle gözükmez. Sen her şeyi kafayla mı görüyorsun? Uyuduğun zaman rüyayı kafa gözüyle mi görüyorsun? Uyuduğun zaman sesi kulakla mı duyuyorsun? Hangi gözle, hangi kulakla işitiyorsan Allah da onunla gözükür. Rüyada Allah görmek ehl-i sünnettendir. Nasıl ki yaşadığımız hayatı, yaşadığımız halde hayatımızı hissetmiyorsak, varlıkta da ahireti onun için hissedemiyoruz. Ve ağrıyı, şefkati, muhabbeti, lezzeti, memnuniyeti, şefk gibi latif şeyler maddede olup, maddeyle alakası olmayan bu hakikatleri ne kadar fark eder düşünürsek, varlık düzeyinde, dünyada da ahireti o kadar hissederiz. Maddede olup madde olmayan, ne o? Ağrı, memnuniyet, lezzet, şefk, muhabbet, aşk, alaka, yakınlık, uzaklık. Bunlar maddede gözüküyor ama maddeyle alakası yok. Kaç kilo seviyorsun? Şimdi bu ölçülere baktığımız zaman, hocam sordu, ihtiyaç olursa okuyacaktım, ihtiyaç oldu. Diyor ki, 10. sözde işaret edildiği gibi, çıkarttığım yer burası, 315 lemalar. Bir sani hakim, yani sanatlı yapıyor ama maziyi istikbali halde gösteren bir hikmet işliyor. Yani şu sırata bakın. Mazim gözüküyor. Mazim, soyum gözüküyor. İçsel yapım gözüküyor. Peki buraya nasıl gözüküyor benim duygum? Hissettiğim bir şeyi, korktuğum bir şeyi, yaptığım bir şeyi, namaz kıldım, kılmadım. Zina ettim, etmedim. Zekat verdim, vermedim. Gözüküyor mu, gözükmüyor? Hepiniz toplumsal bir fertleriz. Görmüyor musunuz insanların simasına bakınca? Hayırdır lan? Bir şey mi oldu ya? Yüzünden düşen bir para diyoruz. Ne oldu kardeşim diyorsun? Madde mi? Yok canım, bir şey yok. Ne kadar gizlesin, gizle. Suratın gizleyemez.
Mesela şöyle dinleyin, şöyle dinleyin, şöyle dinleyin, şöyle dinleyin, şöyle dinleyin, şöyle dinleyin, şöyle dinleyin ehilleri için bedihidir. Demene gerek yok. Sen şu anda şöyle dinliyorsun. Muallim şöyle dinliyor şu anda. Bu ne demek? Diyor, değişme, değişme. O beden dilinden şu şudur. Ötekisi şöyle dinliyor. Tekstilcim şöyle dinliyor. Tamam mı? Anlasın. Mehmet'im şöyle dinliyor. Abdurrahman şöyle dinliyor. Şöyle. Derin düşünüyor. Şöyle dinlemek çok tehlikelidir. Şöyle. Tehdit unsuru. Şöyle dinleyen, ne anlatırsan anlat, ben kapalıyım. Bu ne demek abi? Hangisi? Bu ne demek? Kucaklıyor. Ozal konuşma metodudur derler. Ozal hep konuşurken böyle yapar. Evet. Sünnet yapmış Hasan abi o. Kim? Efendimiz yapıyormuş. Evet. Seni dinliyor, kucaklıyor. Peygamberimiz yaparmış. Hiçbir zaman böyle konuşurken ve yaparken bu arkanıza muhatap olarak bunu göstermek. Bunu böyle göstermek lazım. Tamam, tamam diye. Dur kardeşim değil. Muhabbettir. Alakadır ve Adem Safiyullah'tır avucu vesaire. Beden dili seni ele veriyor. Sen ne kadar gizlersin gizle. Mesela yalan konuşanın şöyle olur gözü vesaire. Neyse. Diyor ki bunlar hep batının, onun için söyledim, batının, içsel yapının dişe vuruşudur. Şüphemiz var mı? Yok. Simada gözükenle ruhta böyle bir şey var. Şüphemiz yoktur. Ha, insanın ruhunda da bek arzusu var mı? Var. Ebed arzusu var mı? Var. O da batının, ötelerin dişe vuruşudur. Ve bende gözükendir. Bir daha. Ben bir şeyler konuşuyorum bu arada. Yani bu ders yaparken konuşuyorum. Batınım, depom boş olsa konuşabilir miyim? Şüpheniz var mı ben bunların konuşmamın arkası dolu değil? Bak kafamı kaldırdım konuşuyorum. Demek var arkası. Yani veya sima veya ses. Ses titrek konuşuyorsun. Veya gevrek gevrek konuşuyorsun. Bunlar hepsi manidardır. Kelam kişinin karakterini gösterir. İmam Ali der ki kişi dilinin altındadır. Bediüzzaman Hazretleri 96 mahkematta der ki kelam batının dışa vuruşuyla batını dışarıya ayağan eder. Çünkü kelamın üzerine, konuşmanın üzerine dima, vicdan, kan ve ruhsal latifeler yüklenip karşıya gönderilme noktasında postacılık yapar diyor. Kelam. Kelam ilim, irade, kudreti tazamun eder diyor. Seni dışarıya taşır demek istiyorum. Peki bu kelam beni dışarıya taşıyor ve şüphe etmiyorsunuz içimden, konuştuklarımdan dolayı. İçinde var bu adamın. Simamda gözükenlerle ruhumdan haber veriyor. Aynen bu örnek gibi. İnsanın ebed arzusu, sonsuzluk arzusu, bir anda her yerde olma isteği, dert, keder, ölüm istememesi, bu da bir dişa vuruştur. Bu vurulanla vuran yer böyle bir ahiretin varlığını gösteriyor. Korku var. Demek cehennem var. Ümit var, güzel yaşamak var, bir anda her yerde olmak var. Her istediğim olması isteği var, yok mu? Var. Demek böyle bir yer var. Bu işte sani hakim. Yani sanatlı, sanatlı ne demek sanat? Yani sani Allah'ın gayesinin ortaya çıkma noktasındaki varlığın hareket etmesi, dizilmesi. Allah konuşmayı şey yaptığı için ağzı böyle yapmış. Kulağı dinlemek için böyle yapmış. Bu sani, sanat. Hakim de içimizdekini dışarıya gösterme. Sani hakim, gayet hikmetli bir usta. Bir sarayın, şimdi bir örnek veriyor. Sani hakim, bir usta düşünün diyor. Bir sarayın her bir taşında yüzer hikmetli, hassasiyetle takip etsin. Bir usta düşünün, bir saray yapıyor. Ama her taşına çok emniyet veriyor. Yani bir taşı diğer odalardaki taşla anlamlandırıyor. Yani mozaik gibi hani biz aciziz. Şuradaki taş şuna hemen yanı başında veya 2-3 taş önce veya sonraya göre anlam yüklüyoruz. Ama genele baktığımız zaman camilerde görürüz böyle kare bodur mozaikte. Yani mesela ayet-i kürsinin en sonundaki mimi
En baştaki Elif'e göre, yani dizmiş. Demek ki mimi koyan Elif'i de biliyor. Yani ayet-i kürsüde veya Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elif'i yaparken Vailin mağdubi aleyhim ve nevdallin koymuş ya, bunu başı bilmeyen sonu yapamaz, sonu bilmeyen de başa böyle o şeyi koyamaz. Bütünlüktür. İşte böyle bir usta düşünün, her taşı her şeyi, her yerle, her şekilde alakadar bir saray yapıyor. Yani böyle mümkün değil ama yapsa, her bir taşına yüzer, hikmeti hassasiyetle takip etse, sonra o saraya dam yapmayıp, boşu boşuna harap olmasıyla takip ettiği hadsiz hikmetleri zayi etmesini hiçbir zişur kabul etmediği. Mesela böyle bir, hocam onu şey yapma, böyle bir saray düşün. Yani her taşı her yerde alakadar, tamam mı? O kadar mükemmel hassasiyet düşünülmüş. Fakat bu adam çatı yapmamış. Yağmur oraya girecek, rüzgar oraya girecek, güneş oraya girecek, toz duman girecek, onu berbat edecek yani. Böyle bir akıllı adam bu akılsızlığı yapmaz. Bu kadar hikmetleri takip eden adam hikmetsiz iş yapmaz. Abes iş yapmaz. Çünkü onun helak olmasına sebebiyeti o. Yani ters dönüşecek. Ne yaptıysa tersi olacak o çatı yapmamakla. Yapar mı? Yapmaz. Aynı bu örnek gibi. Bir hakimi mutlak. Aynı bu örnek gibi. Bir hakimi mutlak, yani hikmetle bir şeyi yapmak yetmiyor. Yaptığı her bir şeyi her şeye alakadar ediyor. Örnek vereyim. Gözü yapmak için güneşi de yapmak lazım. Güneşi de bilmen gerekiyor. Güneşsiz göz olmaz. Gözsüz güneş de olmaz. Güneşi bilmeyen göze bu anne karnında bu ayarı veremez. Gözün bu retina, yani görüntü alanlarını vesaire, hücre ve sinirsel yapısını, görüntü merkezlerini güneşin fotonuna göre ayarlanması lazım. Güneşi bilmeyen buna bu özelliği yükleyemez. Başka yetmiyor. Çiçeği, eşyanın şeklini de rengini de bilmeye bağlı. Bak, eksik ayarlandığı için veya lazım olmadığı için hayvanlar daha değişik görüyor. Daha değişik görüyor. Biraz böyle değişik bir haletle baktığın zaman tecrübe gözü var, feraset gözü var. Mesela öğretmen, bir senelik bir öğretmenin gözüyle talebeye bakışı, 20 senelik bir öğretmenin bakışı aynı değil ama aynı talebeye bakıyor. Adam tak söylüyor çünkü başka bir gözle bakıyor. İlle bu göz değil ama bu gözle bakıyor. Değil mi? Mesela anne de çocuğa bakıyor, hiç dağılamadan bunun altı pis mi, karnı aç mı anlar. Erkek bakar hani şeye, trene baktığı gibi bakarız, anlamayız. Onun bakışı başkadır. Ama bakış etkileyen basiret, dirayet, feraset ve kemalat ve erdemlik. Hepsi gözü değiştiriyor. Böyle bir hakimi mutlak, yani şunu demek istiyorum. Bir taşı yaparken, insanın bir gözünü yaparken ruhu, güneşi, eşyayı, hadiseleri de bilmeye bağlı. Mesela bir mideyi yapacak, elmayı bilmiyor. Ayvayı bilmiyor. Değil mi? Oldu mu? Yapamaz. Mide nereye göre yapmış? Ne yapacak? Sonu bilmesi lazım. Değirmeni yapan mısırı da biliyor. Daneyi de bilmesi lazım. Ha, böyle bir hakimi mutlak, kemal hikmetinden bir dirhem kadar bir çekirdekten yüzer batman faideleri, gayeleri, hikmetleri dikkatle takip ettiği halde dağ gibi koca ağaca bir dirhem kadar bir tek faide, bir tek küçük gaye, bir tek meyve vermek için o koca ağacın pek çok masrafını yapmakla kendi hikmetine bütün bütün zıt ve muhalif olarak müsrifane bir sefat İrtikap etmesi hiçbir cihette imkanı olmadığı gibi. Şimdi diyor ki bir manada, bir çekirdeğe ağaç kadar hikmetler yüklemiş. Ki ağaç oradan çıkıyor. Hiç kimse çekirdekten ağacın çıktığını görmese, hani ömrümüzde karpuz görmedik. Karpuzu çekirdeğe Allah gösterse, karpuzun çekirdeğini. Ey kulum, bundan ne olur, bu nedir? Karpuzun o siyah çekirdeğini görüp, ne demek ya Rabbi? Bundan böyle karpuz çıkar. Tuzu, karabiberi, kimyonu.
rengi, dişi, içindeki kırmızı, dişindeki yeşil, pijama ile çizgileyeceksin, oradan bıçakla keseceksin. Yok böbreğe mi de şöyle yarıyor. Kim hatırlar? Ömründe hiç karpuzu görmeyen adama karpuz çekirdeğinden karpuzu kim anlar? Hatta bu çekirdekten karpuz çıkacağına inanın, iman etmeseniz kafirsiniz deyince belki de insanoğlunun yarısı kafir olur. Çekirdekten karpuzu inanmadığı için. E nasıl inanayım kardeşim ya? Bundan bu çıkar mı? Sonra çıktı, biz baktık, alıştık mesela da. İlk defa çıksa, ilk defa beş seni bahçende attın, o bütün medya ayağa kalkacak. Duydunuz mu? Böyle bir siyah parçada, odun parçasından böyle bir şey çıktı. Kıyamet kopar ya. Kestane koçanından, kestane değil Ömer abi, sen çıksan dünya kopar ya. İnsandan insan olmasına şaşırmayın. Lan ne alakası var? Kadından yaratıldın, erkek çıkıyorsun ya. Erkek de yapılıyor, kız oluyor. Karanlık yerde, kör maddelerden göz yapılıyor. İnsan şaşırmıyor çünkü baka baka işte. İşte bir çekirdeğe ağaç kadar bir gayet takip edecek. Fakat bütün ağacı, ağaçtan bir meyveyi takip etmeyecek. Ne yapacak? Abes olur. Yani saray yapacak. Sarayın bir taşını bütünsel olarak anlamlandıracak. Hepsine nispet edecek. Hepsine göre bir değeri olacak. Bir taşı koyarken ki en misal verdim. Mihrapta ayet-i kürsi veya Yasin. Yasin'i koydum. Sonundaki en son mimi de bilmeye bağlı. Çünkü bütünseldir o taş. Sana buraya koy. Kaleb Oturcu ne yapacak? Ayet-i kürsi yazacak. E koyar mı teyi şimdi baş harfi? Ayet-i kürsi de Allahu la ilahe illahu elayul kayyum ilahir. Yani adam bilmiyorsa birisi diyecek, usta onu iyi kalıp oturacağım ama Kur'an'ı bilmiyor. La tek koyma ya, kefle alakası yok başı. Şu harfi koy. Sonu da bilen adam o harfleri koyabilir sıraya. Ahireti bilen de bende ruhu koyabilir. Yani elmayı bilen bende elma iştahası koyabilir. Elmaya karşı sindirim sistemini yapabilir. Elmayı bilmeyen bana bir sistemi veremediği gibi... Ahireti bilmem bende de ahiret ihtiyacını koyamaz. İşte böyle olsa ne olur? Kocaman bir ağaçtan bir meyve almıyorsun ama küçücük çekirdekten ağacı takip ediyorsun. Bütün varlık insanla anlamlanıyor, insanı netice veriyor. Çünkü yerin altındaki madenler, petrollere kadar insanla değer alır. Ve güzel şeyler hep insana bakıyor. Öküz için... Bir gül ile bir ot, yonca farkı var mı? Öküze göstersen senin o köyde. Bir güzel gülümü gösteriyorsun, bir de otu gösteriyorsun. Ne farkı var yani? Öküz olduğu için gül ile ot eşittir. Kedi için kokmuş balık kafası ile muhabbet kuşu arasında fark var mı? Yok, belki de kokmuş balık kafası daha iyidir der ya. Tamam? Ama insan öyle mi ya? Yani gül ile otu... Kokmuş balık parçası ile muhabbet kuşunu ayırt etmiyor. Hatta felancanın kuşuyla diye hemen düşünceyi çoğaltıyor. Sır der mi? Hak olan hak. Geçen hafta falan ahırdaydık. Ne ottu be? Öküz diyor. Sır ona. Olan öküz arkadaş. Ne ottu? Hakikaten dedi ya. Ne yonca yemiştik der mi ya? Masih ile alakalı olmadığı için istikbali de yok. Onun için anı yaşar. Ondandır ötekisi kesildiği zaman bu hiç umrunda değil. İşte ne kadar hayvanlaştık ki bir tanesi kabile sokuluyor, mezarda diyor akrabası, hiç mezarın başında olduğu halde etkilenmiyor. Niye etkilenmiyor? Bir daha. Amcası dayısı toprağa gömülürken hiç etkilenmiyor. Ha mezardan çıkıyor aynı hava. Sebebi şurada kesilen sığırla orada otlayan sığır kesilirken o sığır ne yapar? Niçin otlar? Niçin etkilenmez? Sığır olduğu için. Sığır olduğu için etkilenmez, etkilenmediği için sığırdır. Etkilenmediği için etkilenmemiştir o da. Gerisini demedim mi? Bismillah. Nasıl etkilenmez ya? Çok acayip. Ya gelmiş kapına dayanmış, ölümün keşif kollarını hastalıklar tepene binmiş. Hala ahiret var mı? Yani onu sorsa tabi var ya. Hayatın hiçbir sürecinde yok. Anlamını kazanmamış ahiret. Yani yaptığım şeyler de helaldir, haramdır, caizdir, caizdirdir, yapma etme. Demek için ahiret inancı lazım. Niye yapıyorsun? Günahtır, haramdır diyorsun.
Bu ahiret inancının insanda hakim olduğunu gösteriyor. Haram helal kavramı yoksa ahiret inancı yoktur adamda. Anlamını bulmamış ahiret inancı. Niye yapmıyorsun? Haramdır ya. Ne yapıyorsun? Günahtır ya. Kul hakkıdır ya. Niye diyorsun? Ahiret inancından kaynaklanıyor. Yani ahiret inancı bak dünyayı nasıl değiştiriyor. Nasıl tanzim ediyor. Evdeki Allah'a ve ahirete inanan evde zulmeder mi? Despotluk yapar mı? Zalimlik yapar mı? Hakka hukuku tecavüz eder mi? Hiç paymal eder mi? Firavunluk, nemrutluk yapar mı? Ben merkezde yaşar mı? Koyar pergeli kendisine. Herkes benim arzumda yaşasın. Böyle bir şey olur mu ya? Bu nasıl zalimlik ya? Hiç kimseye hak hayatı vermiyor. Allah verdiği hak hayatı alıyor. Bu ahiret inancı hakim olsa ona böyle yapmaz. Demek ki kısacası böyle bir Allah insan, kainatı yarattı. Kainattan insanın cesedini süzdü. Ve bütün dünyanın varlığın, kainatın anlamını insana bağladı. İnsanla anlamlandırdı. Fakat bu sarayı yaptı. İnsan denen bir sarayı ahirete gönderdi. Diriltmemek üzere bırakması demek. Sarayın çatısını yapmayarak israf etmesi demektir ki akılların ustası akılsızlık yaparak israf etmez. 8 milyar insan, bilim adamları diyor ki 120 milyar insan gelmiş şimdiye kadar, gelecek yok, geçmiş. Şu anda toprağın altında 112 milyar toprağın altında insan ölmüş. 8 milyara yakın insan yaşıyor. 8 milyar diyelim, yüzü bırakalım. 8 milyar insanın aklını yapan ilmi muhit ezeli. Bu akılları diriltmemek üzere kabre koyup çürütürse akılsızlık etmiş olmaz mı? 8 milyar insanın aklının ustası akılsızlık yaparak bu akılları israf etmez. O zaman akılsız olur. Ben buna verdiğim 2 lira parayı atıp kırmam. Yere düştüyse Allah bilmem neyini versin düşmeseydi. Almam diyor muyum? Alıyorum diyor. Peşime bir dakika basma ya diyor. Kendi malını koruyor musun? Deli korumaz ama. Onun için delidir. Korumadığı için. Peki malını koru diye, malını israf etme diye bana duygu veren, bu hissi veren kendisi de malını koruyor. Ben kalemi israf etmediğim gibi Allah'ın da malı olan ben, Allah'ın da kalemi olan beni israf etmeyecektir. Ederse anlamsız olur. Eğer ahiret yoksa ilim abesiyete hayat mefti ebediyete sonsuz dirilmemek üzere gömülmeye, vücut ademe, iktisat israfa, akıl akılsızda hizmet etmiş olur. Eğer bu kainatın sonunda bir ahiret yoksa bu kainatta yapılan her şey anlamsızdır. Madem yok olacaktı niye masraf etti? Niye anlam yükledi? Niye hikmetleri takip etti? Ya bir çivi çaksalar ya Ömer abi. Dükkanına geldim ben bugün. Çivi çaksam Ömer abi desem. Allah aşkına hepiniz düşünün, düşünün. Çivi çakıyorum. Ömer abi niye çakıyorsun? Aa iyi ki söyledin Hasan kardeşim ya. Hiç düşünmedim. Sonra lazım olunca söylerim. Lan bu çiviyi bile çakarken bir gaye gerekmiyor mu? Ne der? 5-6 tane sebep gösterir. Çeket asarım. Kur'an asarım. Tamam, panu asarım. Takvim asarım. Bir şey asarım der yani. Hiç böyle adam gördünüz mü? Vallahi niye çaktığımı bilmiyorum. Lazım olunca söylerim ama öyle dursun. Demez ya. Lan bir çivi bile anlamsız, gayesiz çakılmazken bu varlığın üzerine beni çakan Allah'ın gayesi yok mu? Beni niye çaktı? Allah der mi aşağıda? Hiç düşünmedim ya. Düşününce söylerim size. Böyle bir şey olur mu ya? İyi ki Allah var. Kesin. Hayatı biz bilmiyoruz. Hayatı bilmediğimiz için ölümü ölüm zannediyoruz. Ölüm dediğimiz şey teristir. Çekirdek hayatının ağaca dönüşmesidir. Tohum ağaç olması, yumurta tavuk olması. Bunlar imbisattır, inkılaptır. Yani ölüm denilen şey bu hayat mertebesinden bir üst tabakaya geçiyorsun. Yani çekirdekten bitkiye, hayvan onu yiyor, hayvan otu yiyince, ağacın yaprağını yiyince ne yiyor? Hayvana dönüşüyor o. Yaprak hayvan oluyor. Hayvanı da biz yiyince insana dönüşüyor. Bizi de Azrail yiyince biz de ahirete dönüşüyoruz. Dönüşüp gidiyoruz.
elementleri, topraktaki çamuru ağaç yiyor. Ağaca dönüşüyor. Ağacı sığır yiyor, meyve yaprakları. Sığıra dönüşüyor. Sığırı biz yiyoruz, insana dönüşüyor. Bizi de Azrail yiyor, ahirete dönüşüyor. Başka bir inkılap yani. Üst bir hayata geçiyoruz. Buna ölüm deniliyor. Sevsinler ölüm ya, bu kan bunun ölümü, bu ölüm kadar ne kadar güzeldir ya. Bir üst tabakaya geçiyorsun. Yani bir boyuttan bir üste. Bilim adamları da öyle diyor. Diyor ki biz en boy derinliği biliyoruz. Dördüncü boyut zamandır. Beşinci boyut ateşti falan. Diyor ki bilim adamları. Kendi fiziğin söyledi. 12. boyut dünyanın 70 kat daha güzel anlamlandıramadığımız bu kafayla bir hayatın varlığıdır. Bu hayatın içindedir ama bu hayata hiç benzemiyor diyor yani bunu adamlar diyor. Yani bakın fiziği okuyanlar. En boy derinlik. Yani küp. Şu. Sırf bu olsa bunu anlayamazsın. Bir de bu, en var. Bir de derinlik var. Bak burası. O zaman bu defterdir diyorsun. Tek boyut olsa şu. Şu an çizgi. Hiçbir şey anlamıyorum. Ha, buna üç boyuttur. Onun için defter diyorsun. Dördüncü boyut zamandır. Beşinci boyut böyle gidiyor. Onuncu boyut diyor. Gene buradadır. O varlık buradadır ama burayla hiç alakası yoktur. Hani odunda olan nur gibi. Odun bir yerdedir ama yaktığınız zaman nur her yere ya. Her yerde olan nur odundadır ama odun değildir. İmandır diyebilir miyim ya? Yani iman da diyemez. İman daha arkası. Yani bir cenneti, ahireti anlatıyor adam. Cennet cehennem demiyor ha bu fizikçi. İngiliz o ateist. O boyut, 10. boyut diyor. Burada olmakla beraber buraya, burayla anlamlandıramayacağımız ve bu hayattan 70 kat daha tahmin edebileceğimiz harika bir hayat boyutudur. Buna paralel evrenler diyorlar. Ondan sonra paralel evrenler başlıyor. 7. boyutta cinleri bahsediyorlar. 8. boyutta şeytandan bahsediyorlar falan. Hani onlar cin falan demiyor da yükledikleri anlam bizim dindeki, literatürdeki karşılığı cin ya. Erva habise giriyor. Boyut ya. Fiziğin boyutları. Bir üst tabakaya girince başka bir şey oluyormuş. Aynen öyle de bu kainat sarayının her bir mevcuda, mevcuduna yüzer hikmet takar. Bir yaprağa. Yaprak ha? Bir yaprak zannediyoruz biz. Fotosentez olayı oluyor. Eğer bir yaprak olmasa nefes alamayız. Bir ağaç tam 12 tane insanın oksijen ihtiyacını karşılıyor. Ondan sonra güneşten aldığı şeyler vesaire tatlı havadaki alır meyvede tatlı olarak kullanıyor. Bir yaprak bakın. Bir şeye ne kadar hikmetler takıyor. Takan, yüzer vazifeyle teçhiz eden insanı, hayvanı ne kadar organlarla teçhiz ediyor. Bak kulak takmış, değmiş, bunu çıkarmış, bunu sokmuş. O kadar anlamlı ki şu delik, şu delik var ya. Şu deliği vallahi çünkü nefes almak çok iyidir diye. Şu burun deliğini öküz kadar atsan, öküz deliği ciğer patlar ya. Çünkü ciğerin hacmine göre deliğe miktar açmış. Fazla yapsan, az yapsan olmuyor işte. Bak hikmetler takan, teçhiz eden, hatta her bir ağaca meyveleri adedince hikmetleri, çiçekleri adedince vazifeleri veren bir sani hakim. Kıyameti getirmemekle ve haşrı yapmamakla ne olmuş oluyor bu kadar dikkat ediyor. Gübreyi Allah kullanıyor. Gübreden meyveyi çıkartan Allah. Çürümüş odun parçalarından meyveleri çıkartan Allah. Haşrı getirmemekle, kıyameti getirmemekle ne olur? Bütün hat ve hesaba gelmeyen hikmetleri, nihayetsiz vazifeleri, manasız, abes, boş, faydasız etmesi. Aynı böyle buna dönüşür. Çürümek yok olmak değil. Değil. Kainatın en büyük kimyası ki kimyacı var burada. En büyük kimya olarak bilim adamların kainatta çürümeyi kabul ediyorlar. Çürümeyi olmadığını kabul et. Hayat durur yani. Kimyasal reaksiyon hiçbir şey olmaz. Çürüme yok. Çürümek başka bir şeye dönüşmektir yani. Yani çürümeyi yok biliriz halk lisanıyla. Oysa ne kadar harika bir kimyevi bir mucizedir ya. Çürümek ne demek yani? Şimdi diyor ki eğer ahiret yapmamakla bütün hat ve hesaba gelmeyen hikmetleri, nihayetsiz vazifeleri,
manasız, abes, boş, faydasız falan zayi etmesi. Ya düşün ya, kabre girdik. Girdik mi? Ahiret yok. E bana niye bu kadar masraf edildi arkadaş ya? Bir günde sana edilen masrafa bak. Ciğeri kullandın, böbreği kullandın, dalağı kullandın. Nefes alıp vermeye git, şeye, yoğun bakımdakilere sor ne demektir. Karaciğeri, ayağı kullanmadın mı, güneşi kullanmadın mı, fatura giriyor mu güneşte? Yağmuru kullandın, dışarıdaki havayı kullandın. Dünyanın ettiğin, ya edilen masrafa bak ya. Kıyamet koparsan nesini ödeyebilirsin Ömer abi? Bugün edilen masraf. Bir kere hava tüple satılsan sen tüpçüsün. Ulan nefes almak için tüple nefes almak. Nasıl ne yapacaktık yani? Param bitti tüp yok. Sen de tüp vermiyorsun. Ha ne bitti yani. Tüp ya. Sen süt, su satıyorsun. Bir de yağmurun faturayla gelse şimdi. Bütün tarlalar ıslandı. Ne olacak şimdi? Ver bakayım faturayı. Güneşi düşün. Fatura gelse şimdi. Güneşten ışıkla beraber bir de fatura insana şey ya. Yatırmadın mı sana ve seninle alakalı hiçbir tarlana evine güneş vurmayacak. Sen bugün Kur'an okumadın değil mi? Allah kontrolü kapattı. Bitti konuşamıyorsun ya. Telefonda kontrol yatırmasan kapanmıyor mu görüşmeyi? Allah dedi ki şu kadar hayır konuşursanız açacağım. Yalan bak 100 kontrol yüklüyorum bedeninize, dimağınıza konuşmaya. Gıybet 10 kontrol gidiyor. İftira 5 kontur. Normal konuşma 1000 kontur. 100 tane konturunuz var günde. Kaç saat dayanır kontur? Ve ondan sonra o gün 24 saat konuşma yap. Çünkü kontur bitti. Gelecek günü bekleyeceğiz. Kimse konuşma şöyle yapar. Sen cevap ver yani. Hep elle hareket. Niye kontrol bitmesin kardeşim? Hiç kimse cep telefonuyla maç anlatıyor mu? Kardeşim hakikaten ya gol oldu, şöyle oldu, gol oldu. Anladın mı? Anlatsa zaten kafası yok ya. Bak kontur. Allah da bu konuşmaya iyi ki kontur koymuyor. Harama baktın 10 kontur. Helala baktın normal bir kontur. Kaç saat bu göz kontur, 100 kontur yüklese göze? Herhalde sabah 10'da çıktık işe. Herhalde 11-12 civarında kontroller bitti. Hem sağır hem de kör. Bilmez hocam 5 dakika yaz süre. 100 kontur gitmiyor. 2 saat dayansa daha ne hocam? Ya ben bir şey demedim ama Ömer. Sen yok lan diyor. Allah ne güzel ya. İyi ki kontrolü bağlamamış. Ya. Hamdolsun. Güneşin faturası. Elektrik faturası geliyor mu? Ya. Geliyor. Su da geliyor. Belki köyde gelmez ama. Köyde de geldi. Geliyor mu? Geliyor. Bir de yağmurun faturası. Bir de nefes aldın ya. Kon fatura gelsin. Aman ya. Korkuyorum zaten hocam. Her ama şey. Abdurrahman diyor ki ahirette fatura çıkacak abi diyor. En azından burada fatura çıkıp da hattı kesmiyor. Açıp kapatmak da ayrı para istiyorlarmış biliyor musun? Sanki taş atıp da kulağı ağrıdı. Elektriği kesmişler köye gitti. Ulan 2-3 ay yokum daha işte. Yok. Gitti kapatmış. Ne yaptın? Merkezde düğmeye bastı, açtı. Lan açıp kapatmaya elektrik parası kadar para aldı. Lan ne yaptın sen? Kablom değişti. Ya şimdi hastaneye yatıyorsunuz. Bir yarım saat, 45 dakika narkoza ne kadar para alın? 1000 liranın üzerindeymiş. Eğer sigortalı değilse. 45 dakikaya 1000 liranın üzerinde narkoz parası. Suni uyutmaya 45 dakika. Kaç saat yatıyorsun abim sen? 5-6 saat yatıyorsun. 5-6 saat hepimiz yatıyoruz. En az. En az 6 milyon uyku parası verecek. Beleş Allah'ım. Beleş. Hem de doğa, orijinal uyku, çatma sanayi değil yani. Yani o yorgun hissediyorsunuz, kendini çok kötü hissediyorsun narkozdan. Narkozdan ayrılanlar biliyorsunuz ne kadar kötü hisseder kendisi. Doğal değil yani, orijinal değil. Organik uyuma değil yani. İyi ki Allah hep böyle orijinal vermiş bize, sanayi değil. İyi ki böyle yapmış Allah ya. Allah hakikaten işi biliyor. Saçmalıyorlar kazanan bazı. Saçmalıyormuş bazı. Bir de kafayı vuruyor yani. Hele ikindiden sonra çıktığı zaman ben Medine'de gördüm.
Allah şahit. Yalan Allah şahit olmaz, kafir olur. Ve bu makamda olarak söylüyorum. Gidiyorum, akşamı ikindideyiz, tamam mı? Tövbe. Akşamı kıldık. Ben de hızlı o kafileme gidiyorum. Durdu. Türk ya ben, bir de işte görevli yazıyor, bilmem ne yazıyor. Bakar mısınız bir dakika dedi. Adam acayip. Ya dedi, sabah mı doğuyor dedi, yatsı mı dedi ve akşam mı? Ne hangi zamandayız dedi. Ben ne dedim biliyor musun? İkinden sonra şimdiye kadar yattın mı dedi. Evet dedi. İbrahim Hakkı diyor ki dedi. İkinden sonra yatıp da akıllı kalkanlara hayret ediyorum. Nasıl akıllı kalkıyorlar? Mesela akşam üzeri güneş batarken belki doğmayı zannediyor. Dedim ki merak etme, akşamı kıldık. Sen akşamı kıl. Allah razı olsun. Rahatladım. Ben birinde öyle oldu hocam. İkindi de yattım. Malatya'daydım. Öğretmendim o zaman. Bir baktım eyvah okula geç kaldım dedim. Müdürü aradım dedim. Kusura bakma geç kalmışım dedim. Uyuyakalmışım. Meğerse akşammış. Ben sabah zannediyorum. Sen müdür mü dedin? Müdür dedi sen dedin ya. Ha o da evinde. Ben geç kaldım diye zannediyorum. Ama o müdür bu olayı bilmediği için. Ben hemen ona dedim ki sen ikinden sonra bu saate kadar yattın mı dedim. Yattım dedi. Bir de narkoz aynı böyle oluyor. Peki cümleyi bitireyim. Abes, boş, faydasız zayi etmesi o kaderi mutlakın kemali kudretini adsi mutlak verdiği gibi. Yani dünyayı yapıp ahireti yapmamakla bu gözümüzle gördüğümüz kudrete acizlik vermiş oluyoruz. Bunu yapan onu niye yapamazsın? Bak ben bir tane yapayım ahireti. Elmayı koparttık. Kaç ay sonra bir Murat elma geliyor? Kaç ay sonra? Bir sene sonra. Bir 12 ay değil mi? Dünyanın izin iki katına çıkarın. Koparttığımız elma kaç ayda bir olur? 6 ay. Dünyanın hızın 3 katına çıkarın. Kaç ayda bir elma olur? 4. Peki dünyanın hızını 12 kat hızına çıkarırsanız koparttığın anda ayda bir. 24 ayda olsa 24 katına çıkartsak 3 yani 15. Ha öyle bir hızına çıkart hızını koparttığın anda olsun. Çıt 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 o kadar hızlı. Yani bu yani hızı çoğalttıkça mesafe kısalıyor demek istiyorum. Ahiret aynı işte. Koparttığın anda dalda olacak işte. Hücre öldüğü zaman olacak işte. Yani onu yapan bunu niye yapamazsın? O hakimi mutlakın kemal hikmetinden hadsiz abesiyet, yani ahiret yapmamakla abesiyet, faydasızlığı ve o Rahman-ı Mutlak'ın cemali rahmetine nihayetsiz çirkinliği. Yani bu kadar güzelliği yapana nihayetsiz çirkinliği. Bu kadar hikmeti yapana abesiyeti vermiş oluyorsun. Ve o adili mutlakın kemal adaletine nihayetsiz zulmü vermek demektir. Ahirete ay duygu verecek, ahirete iştah verecek. Yani çocuğa geldin hem arkanı. Çocuk baba ne getirdin diyor. Çikolata getirdin tamam. Çocuk yapışıyorsa vermiyorsun. Ve ağlayana kadar da vermiyorsun. Madem vermeyecekti niye gösterdin? Zevk alıyor. Lan onun azabından zevk mi alıyorsun? Madem vermeyecekti niye gösterdin? Madem ahireti yaratmayacaktın bana niye bu iştahı verdin? Bana bunun isteği niye verdin? O zaman adalet-i mutlaktan böyle bir zulüm gelir mi? Gelmez. Haşa. Akılların ustası akılları diriltmemek üzere akılsızlık yapar mı? Adeta kainatta herkese görünen hikmet, kainatta herkese gözüken hikmet, gözüken rahmet var mı yok mu? Mustafa, rahmet yok mu kardeşim? Elmayı sana vererek, Allah şöyle mi diyor sana? Elmayı vermiş, mandalina vermiş. Sırdın nüfret ediyorum. Nefret ediyorum senin kahrolası kulun mu diyor sana elmayı takarak. Ne diyor seni seviyorum diyor ya. Bir tek ikram muhabbeti, bir tek tokat adaveti gösteriyor. Mandalinayı sana o yeşilliklerin içine koyan, şeftaliyi kirazı sana yapan, sana nefreti değil ki merhametini gösteriyor. Onu araştırıyoruz, fenler çıkıyor, fizik, kimya çıkıyor. Yani fenler mevcudatı araştırarak yapılıyor. E bu fenlerde kalkıp da bu mevcudatın arkası yoktur demek ne kadar abes ve ayıp oluyor ya. E şimdi adalet inkar demektir.
adeta kainatta herkese görülen hikmeti, rahmeti, adaletin kent demektir eğer ahiret yoksa. Çünkü adalet zulme dönüşür. İlim cehalete hizmet etmiş olur. Hikmet abesiyete gider. Ahiret yoksa her şey tersine döner. Her şey. Bu ise en acip bir mahaldir ki hadsiz batıl şeyler içinde bulunur. Ehli dalalet gelsin baksın gireceği ve düşündüğü kendi kabri gibi kendi dalaletine ne derece dehşetli bir zulmet, bir karanlık ve yılanlar, akrepler yuvası bir kuyu olduğunu görsün düşüncesine. Karanlık aklidir. Zulmet kalbidir. Yani ahireti kaldırırsanız insanın önünden, gaye olmaktan, insanı yeisi mutlağa, mutlak ümitsizliğe atmış olursunuz. Ahiret yoksa dünyanın hiçbir anlamı yoktur. Niye çalışıyorsun? Çocuğunuz yok. Niye çalışıyorsun mesela? Gibi. Gayette gayen yok. Adam en böyle sefil kimdir? Böyle görmüş. Gayesi yok, hayali yok. Kovermiş kendisini. Vücutta bırakmış onu. Gayesi olan, aktif olan adam bir şeye doğru hareketlidir, heyecanlıdır. İşte diyor ki, yani ehli dalalet gelsin, bu dünyaya bu kadar hikmetle dikkat eden, değil mi bu kadar, en ufak şeye binlerce ekmek takan, dünyanın gübreye meyveyi takan, meyveyi çıkartan Allah, o en basit şeylerle yapılan şu dünyanın sonunda ahiret yoksa bu dünya komple israf olur. Ama dünyanın içine bakıyoruz ki hiç israf yok. Adaletsizlik yok. Anlamsızlık, hikmetsizlik, abes, boş yok. Bu hep hikmet, rahmet ve adaletle dolu olan dünyanın sonunu tersine nasıl çevirecek? Evet, kabri gibi kendi dalaletinde ne derece dehşetli bir zulmet, zulmet kalbi ve bir karanlık akli yorumlayamıyor ve yılanların, akreplerin yuvası bir kuyu olduğunu görsün ve ahirete iman ise cennet gibi güzel ve nurani bir yol olduğunu bilsin, imana girsin. Hepinize bir soru soruyorum, kesiyor. Ama cevap vermek vermeyeceksin. Şimdi geçmişinizdeki bu kadar babaanneleriniz, dedeleriniz var. Hemen soruyor. Hangisiyle çok acilen onu görmek isterim? Hatırınıza gelen kim var? Babanız mı, dedeniz mi? Yani şunu ölmüş ya, ölülerden bahsediyor. Şu olsa da her nizam şunla ben bir görürsem birkaç dakika. Hatırınıza geldi mi Ömer abi? Geldi değil mi? Annen midir? Babam geldi. Baban geldi. Görüşmek ister miydin abi şimdi? Bir iki dakika. Ben yok canım ben kimse görüşmek istemem öyle bir şey. Değil mi zaman? Olmaması lazım. Olmaz. Peki ahiret inancı fıtridir demek ki. Yani ekmek su gibi ihtiyaçtır. Ahiret inancı ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı veren Allah cevabı da verecektir ki vermiştir. Elmaya iştiha koyan Allah ve onu sindirecek sistemi yaratan Allah elmayı da yapmıştır. Sindirimini yapmış, iştahını yapmış, elmayı yapmamakla adaletsizlik etmiş olur. Zulüm olur. Bana dedemle görüşmeyi, annemle görüşmeyi duygusunu veren Allah görüştürecektir. Çünkü Allah'tır o. Allah için dünü yaptığı gibi yarın da yapmaya muktedirdir. Şüphemiz var mı? Bugün yaşadık değil mi? Şimdi gecedir. Saat bitti. Peki yarını yaratacağında, yaratabileceğine şüphemiz var mı? Yok, onun için sözde diyor ki, dünü yapana, bugünü de bizi yaşatana, yarın acaba yapabilir misin denilir mi? Dünyayı yapabilen, ahireti de yapacaktır. Ve ahir davahum, enilhamdülillah rabbil alemin, el fatihatü ve selavat.